şeyi bilmek gerekiyor. Yani JITEM ne? JIT ne? Hangi şey? Daha yeni gruplardan, örgütlerden bahsetmişti ya. O kısım önemli. Hangisinin şey grubu, çekirdek grubu var? Hangisi itirafçılarla çalışıyor falan diye. Ben şimdi biraz dikkatli konuşuyorum. Çünkü bu konunun belgeselini yapma spoiler da vermek istemiyorum. Birkaç kişinin röportaj bu konuyla alakalı. Röportaj hakkında bir şey demeyeceğim. Ama benim ben tespit ettiğim kadarıyla şunu çok net anlamak gerekiyor. PKK ilk defa güçlü bir şekilde Türkiye'ye saldırdığı zaman işte hedeflediği yerler, işte uzun savaşta halk, uzun süreli halk savaşı metodu var ya Mao Zedong'un, devrime giden, halk devrimine giden yolda. Bu stratejiyi benimsedikleri zaman, işte kurtarılmış bölgelerden gibi hareket ettikleri zaman saldırıları çok etkiliydi bunların. İnanılmaz etkiliydi. Ve buna karşı kontra çıkacak bir ihtimal yoktu. Çünkü ilk defa hani bir gerilla taktiğiyle karşı karşıyasın. Bu yüzden ihtiyaç doğduğu için, bak burası çok önemli. İhtiyaç doğduğu için boşluklar oluşuyor ve boşlukları dolacak adamlar geliyor. Bu adamlar diyor ki ben, ki bu çok işlenmiştir aslında, ben her türlü pisliği yaparım sizin için. Yani bu terör mücadeleye giderim, dağlarda yaşarım, ormanlarda, şehirlerde, her yerde yaşarım. Sorun değil. Ama karşılığında da işte bize alan açacaksın tarzında. Bu devlet de bazı kişileri rahatsız ediyor, bazı komutanları rahatsız ediyor. Ama jandarma istihbaratın kurulmasını herkes onaylıyor. Bir istihbarat timi olsun. Gerekli bu çünkü kontra çıkmak için. Sonra bu itirafçılarla kurdukları bir sistem var. Arif Doğan'dan, Cemal Sever'den bahsettin ya da aynı. Ali Ogan Pol var işte itirafçıların başarılı. Tam 6-7 ülkücünün katili ya. Yani mesela bu itirafçılar çok enteresan adamlar. Şu mantıktan yola çıkıyorlar. Bir de bu enteresan şey çünkü. Türkiye'nin bu konuda tecrübesi yok. Bugün mesela var. Bugün az çok biliyorsun. Ona göre önlemi ne alıyorsun ama o dönem yok. Ve şok etkisi var. PKK da bunu çok iyi kullanıyor bu şok etkisini. Yani halk açısından da. Ne yapıyorlar? Bu tip insanların önünü açıyorlar. Özellikle itirafçıları. Şimdi itirafçıları kontrol edemezsin. Çünkü adamlar ordudan gelmiyor. Aldıkları eğitim konvansiyonel bir eğitim değil. Zaten o yüzden silahlı kuvvetlerinden çok rahatsız oluyorlar mesela bu durumdan. Yani bu adamları kullanıyorsunuz. Bu adamlar sorgu yapıyor, şunu yapıyor, kaçırıyor, bunu yapıyor da raporlamıyorlar zaten. Özel yetkileri var. Ne yaptıkları belli değil. Sonra da işte mevzu uyuşturucuya falan kaydığı zaman 90'larda o konu çok pis bir yere evriliyor. Ama şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Daha hani etki tepki dendi ya, bu çok doğru. Terörün dozajı ne kadar artıyorsa Türkiye'de bu insanların etkisi daha da artıyor. Hani terör ne kadar artıyorsa bu insanların etkisi daha da artıyor ve sorgulamaları daha da azalıyor. Yani dokunulmazlıklar oluyor bir nevi. Adam diyor ki çünkü baksana yani Bingöl'de 33 tane er şehit edilmiş diyor. Şimdi sen bana karışabilir misin? Benim hakkımda bir rapor ortaya atabilir misin? Beni yargılayabilir misin? Bana ihtiyacım var, mecbursun. Mevzu bu. Benim dokümanlardan, bu sadece JITEM için geçerli değil, bu Mehmet Ağar tayfası için de geçerli. Genelde bunlar karıştırılır emniyetteki. Ağrın kurduğu. O emniyet istihbarat kurulduğu zaman 90'larda işte. Evet, İbrahim'in işte Hüseyin Kocadağ'ın de facto bulunduğu. Aslında ben bunları geçen bölüm incelemiştim. JITEM'e girmemiştim. İnsanlar genelde karıştırıyorlar. Birisi doğuda, birisi batıda şey yapıyor, hareket ediyor. JIT'in iyi faaliyetler yürüttüğü zamanlar da oluyor ama bu profesyonel yürütüldüğü zaman. Mesela Tarık Ümit'in kaçırılması konusunda neredeyse sonuca, sen de mesela daha dedin ya, jandarmanın kriminalistiği çok iyi. Jandarmanın gerçekten iyi bir kriminal şeyi var. Çalışma prensibi var ama sen işte itirafçıları doğrultup adını da JITEM koyarsan, işte orada başka bir sisteme, bir şeye gidersen, dersen ki bunlar gerilla, ben de kontr gerilla metoduyla savaşacağım. En iyi kontr gerilla kimdir abi? Eski gerilladır. Yani bu kafayla hareket ediliyor. Ne yapıyorsun? Bütün itirafçıları topluyorsun sen. Ama itirafçı adam, yani eski terörist adam, her ne kadar eski terörist olsa da teröristtir. Anlatabiliyor muyum? Konvansiyonel bir eğitim yok adama. Ya bu konuda aslına bakarsan Güney Amerika pratiği var. Biraz bizimkilerin kopyaladığı yer de orası sanki. Tamam, orada... Yani orada işte uyuşturucu baronlarının işte tetikçiliğini yapan tipler sonradan kontrgerilla olarak işte komünistlere karşı, işte o komünist gerillalara karşı savaşıyorlar. Sonuçta akıl hocamız aynı olduğu için CIA'dır, şudur budur. Tabii benzer tabii. Yöntemleri önermiş ve bizce de kabul olmuş. Latin Amerika doğru örnek ama biraz da İtalya'ya benziyor. Hangi kısmı İtalya'ya benziyor? Devlet içerisindeki organik bir şekilde, hani sen bu adamların önünü açıyorsun ama bir zaman sonra adamlar kendi başına bir organizma oluşturuyorlar içeride. Kendi başına kararlar veriyorlar ve kendi işlerini yürütüyorlar. İşte Gladstone operasyonları, işte organizasyonu. Tam o biraz 50'ler mevzusu, o biraz tohum. Ben böyle şey diyorum ona, örnek veriyorum. Tohum atıyor Amerikalılar. Ama Türkiye ve İtalya'da bu tohum kendi başına bir çınara dönüşüyor. Adamlar bile şaşıyor bazı yerlerde. Çünkü elverişli. Toplumsal yapı olarak da elverişli. Devlet yapısı olarak da elverişli. Bizde o şey vardır. Mesela devlet büyük. Devlet içerisinde böyle kelli felli aksakallı adamlar oturuyorlar. İşte bizim adımıza doğru şeyleri karar veriyorlar ve bunlar sorgulanmazlar. Hani bizim kültürü de uygun. İtalyanlarda da bu benzerdi. O yüzden mesela İtalya'daki bu
Gladio oluşumu ki zaten adı oradan geliyor. Bizim bize göre adı yok. Yani biz bir adı öğrenemedik. Bijiten biliyoruz işte. Bir de Kontrol Gerilla, bir de Özel Harp Dairesi'ni biliyoruz yani. Yani. Tutulabilmelerinin sebebi bu bana sorarsan. Yunanistan'da da denemişler ama Yunanistan zaten biraz bölük bir ülkeymiş. Hani solcular ve sağcılar arasında. Orada savaş falan plan çıkmış zaten Yunanistan. Yani orada bir savaş çıkmış. Tohum atamamışlar. Almanya zaten ellerinde. Organizasyon gelen zaten oradan geliyor. Yani bütün şeyin kökeni orası. Ne kalıyor? Türkiye ve İtalya. Türkiye'de de biliyorsun nasıl tuttu. Yani bu adamlar Amerika çekilse mesela bile. Yani 90'larda dese ki biz yokuz dese bile aynı yere evrilirdi. Çünkü adamlar kendi başına hareket edebiliyorlar artık. Yani tohum atman yeterli. Ya da şöyle denebilir. Karşı devrim olduktan sonra Cumhuriyet'in yapısı o kadar bozulmuş ki adamlar yani o kadar şekillendirmiş, bozmuşlar ki bebek ölü doğmuş gibi olmuş yani biraz. Yani Cumhuriyet hakikaten ölü doğmuş. Fazla yaşayamamış. Dolaylı olarak da adamlar bırakıp çekilse bile artık oluşmuş o derin devlet mekanizması ki Deep State kavramı Amerika'ya bizden geçiyor biliyorsun. Onlarda yoktu eskiden. Korucu programını çok savunuyorlar. Bölgedeki şey silahlandırılması mevzusunda korucular. İkinci olarak da en iyi kontr gerilla eski gerilla. Tamam mı? Bu mantıktalar. Ve Cem Ersever gidiyor bir şeyleri topluyor. Eski PKK'lı teröristler hapiste olanlar şimdi. İtirafçıları falan. Bunlar topluyor. Diyor ki bunlara işte senin cezanda bir af yapacağız. Veya herif cezaevinden çıktıktan sonra işi gücü yok. Bir şey yapacak bir şeysi yok. Herif 4-5 yıl teröristlik yapmış mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir şeysi yok. Çok absürt gelebilir sana. Yani Abdülkadir Aygan var mesela herif hardcore ülkücü oluyor birden. Yani eski terörist adam. PKK'lı. Tutuklandıktan sonra bir de askerliğini yaptırıyorlar hapisten çıkınca. Kıbrıs'ta bunu arıyor. Cem Ersever. Arif Doğan diyor gel Diyarbakır'a. Seninle konuşacağız. Herifi JITEM'e katıyorlar. Böyle bir grup oluşuyor itirafçılarda. Ve bunlara özel yetkiler donatılmaya başlanıyor. Fakat resmi olarak bunlardan çok rahatsız oluyorlar. Bu gruplardan. Ne yapıyor bu gruplar? Bu itirafçı grupları mesela. Daha radikal oldukları için önden onlar gidiyor. Normal nizami şekilde girilmedikleri yeri bunları salıyorlar. Çünkü heriflerin ölmek gibi derdi yok yani. Şeyleri yok, korkuları yok. Bunları salıyorlar ama adam terörist yani özünde. Bir eğitimi yok. Yani sivil falan gözetmiyor. Sorgu yaparken adamın kafasına sıkıyor falan. Hiç şey yok adamın. Nizami yok. Kontrol altına alamazsın. Ve bu içeride çok büyük sıkıntılar yol açıyor. Jandarma içinde de çok büyük geliştirilere yol açıyor. Hani faili meçhul mevzuları falan artmaya başladığı zaman çok büyük geliştirilere yol açıyor. Bir de tabii uyuşturucu mevzusu var. Herifler parasında, itirafçı ekipler özellikle parasındalar, uyuşturucu mevzularına giriyorlar. Yani bu program yaklaşık 3-4 sene sonra patlıyor yani çok da sürmüyor aslında. Ve yeşil tarzı işte Mahmut Yıldırım tarzı elemanlar MIT'ten zaten önceden biri biliniyor da bu gözü kara olduğu için bir de işte kendi tarafından ekip olduğu için ve bu adam Zaza hani bölgeyi de biliyor, Arapça da biliyor, Kürtçe de biliyor. Ve adam yetenekli bu konuda yani absürt gibi oluyor evet. Yetenekli bu konularda. Girip gelmeye çıkmaya başlıyor. Birçok kişi onu subay sanıyor zaten. Yani birçok kişi ben bu adamla bu kadar operasyona girdim falan. Ben bu adamı subay bir şey sanıyordum. Eski emekli bir şey sanıyordum falan diyorlar. Hatta kendi şeyi de tanıtıyor. Bu da çok ironiktir. Ne diye? Orhan Tanrıkulu mu? Orhan galiba. Orhan Tanrıkulu diye tanıtıyor kendini. İkinci ismi. Ali Demir. Orhan Tanrıkulu. Bir işte kod adları işte. Sakallı, Terminatör. Falan böyle bir de kod adları var adamın. Bu şekilde hızla yükseliyor adam. Başarılı çünkü kullanışlı. Anlatabiliyor muyum? Ama kendisini de palazlıyor bir yandan. Yaptığının 10 katını falan da anlatıyor. Evet. Biz zaten sonra artık mevzu o kadar efsaneleşiyor ki. Yeşil aşağı yeşil yukarı mevzusu oluyor. Ama ekip 4-5 kişiden oluşuyor. Bir de bunu da söylemek lazım. Yani 4-5 kişilik bir ekip ama işte hep yeşil diye geçiyor. 4-5 kişilik bir ekip var onun. Adamları var kendisinin. Onun bir kısmı eski itirafçı. Ersever'de olduğu gibi. Kontrol altına alamıyorsun bunları. Hatta iddia odur ki mesela bu tehdit değil. Ümit'le Yeşil Ümit'le Yeşil bu Asgar Smitko ve Nazım Esmail'i iki tane İranlı uyuşturucu kaçakçısını alıyorlar, kaldırıyorlar ya yakınlarından. Evet, Yeşil bunlar hapse şey aldıkları, sorguya aldıkları zaman adamları korkuyor, paniğe kapılıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu iki İranlı'nın kafasına sıkıp kaçıyorlar. İnfaz edin. Yani yönetim şey olmadığı zaman
amatör insanlar aslında. Yani böyle bir şey yönetimleri yok. Kontrol altına alamıyorsun. Tehlikeli kısmı o zaten. Kurtlar Vadisi diyeceğim yine. Anlayamadım. Evet. Bir şey Soner Yalçın mezunun işinden geldiği için direkt diziye yansıtması şey bir şey değil. O yüzden sürekli diyorum. Yani bu konularla ilgileniyorsanız önce oradan başlayın. Diziyi izleyin yani. Ben Hasıl. Mahmut Yıldırım kısa sürede yükseliyor. Ve gerçekten kartları var. Toplantılara giriyor. Hatta orada komutanları falan akıl veriyor. Yani eleştiriyor bazen. Şunu niye böyle yaptın? Bunu böyle ben bunu algılayamıyorum işte. Ben bunu Eymür söylediğinde dedim ki what the fuck ya, neden? Birisi daha fazla. Şimdi komutan adam mesela karşısındaki komutan da Mahmut Yıldırım 40 çatışmaya girdiyse komutan belki 2 tanesine girdi. Sağ elemanı. Daha bilgili. Anlatabiliyor muyum? Hem bilgili hem oradan çıkıyor hem şey ilişkileri kuvvetli. Adam jandarmadan MIT'e. Transfer oluyor. MIT'te de kuvvetli. MIT'e çalışmaya başlıyor zaten bir süre sonra. Yurt dışı operasyonlarında falan kullanılıyor. Bunu iyi kullanıyor. Hani sadece sağ operasyon yapıp kenara oturan bir adam değil. Parasına da bakıyor bir yandan. Hem ilişkilerini de genişletiyor. Ve efsaneleşiyor. Bir efsaneleşme mevzusu var. Tabi orada dizinin mizinin payı da var. İşte kulaktan kulağa anlatılan hikayeleri var onun meşhur. Birçoğu gerçek değil onu söyleyeyim. Efsaneleşiyor ama. Bir de onu şey için kullanıyorlar. Yani orada sorgusunda yanında kovan boşaltıp da bir de işte birkaç kişi suratını falan gösteriyorlar ya. Kendisi de anlatıyor. Hiçbir olayda yeşil, iddiaya göre yeşil sıkmış namazına. İddiaya göre yeşil öldürmüş falan böyle. Yani her halkta artık şey çıkıyor işte. Faili meşhur yaşadık. Yeşilin üstüne atılıyorum muhabbet. İddiaya göre yeşili görmüşler orada. Yani belki adam öldü, belki hayatta belli değil ama her yerde o. Her faili meşhurun başında o var. Tam sanki işi gücü yok. Bir de hiç yakalanmadan. Hiçbir yerde gözükmeden yakalanmadan. Bütün faili meşhurları işliyor adam.